baro seçimlerinde konuşma yapan CHP milletvekili avukat Tufan Köse ise avukatlık mesleğinin gün geçtikçe iktidardan kaynaklı bir baskıya maruz kaldıklarını dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti. Avukatlık mesleğinin gün geçtikçe ülkemizde özellikle iktidarlardan kaynaklı baskılara maruz kaldığı bir gerçek. Maalesef ülkemizde hukukun güvenilirliği ve tutarlılığı özellikle son yıllarda gitgide azalıyor. Bu konuda her şeye rağmen yine de Türkiye'de ülkemizde Türkiye Barolar Birliği'nin öncülüğünde barolarımız üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorlar. Bütün dünyada özgürlüklerin lokomotifi her zaman avukatlar olmuştur. Ben bunları söyledikten sonra birkaç şeye değinmek istiyorum. Öncelikle siyaset yapmayacağız ama siyaset her yerimizde var. Siyaset hayatımızın her alanında var. Özellikle kontrolsüz açılan hukuk fakültelerinden mezun olan çok sayıda öğrencimizin sınavsız olarak avukatlığa başlamaları hem avukatların değerini düşürüyor hem de vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza yeterli hizmet veremediğimiz için layıkıyla bu görevi yapamıyoruz. Bu anlamda iktidara düşen ve barolarımıza düşen önemli görevlerden birisi avukatlık sınavını bir an evvel hayata geçirmek üzere gerekli çabayı göstermektir. Yine münhasıran avukatların yapması gereken bir kısım işlerin avukatların elinden alınmaya çalışıldığında, gün geçtikçe alınmaya çalışıldığında hep beraber gözlemliyoruz. Bu konuda da barolarımıza çok önemli görevler düşmektedir. Son olarak tabii avukatlık yapıyoruz. Yaparken birçoğumuz para da kazanıyoruz. Ama emekli olduktan sonra kapsamlı bir sosyal güvencemiz olmadığı için birçok arkadaşımız mağdur oluyor. Sosyal güvenlik adına da barolarımıza düşen çok önemli görevlerin olduğunu düşünüyorum. Ben iki tane baro başkan adayı arkadaşım var. İkisi de birbirinden çok kıymetli. İkisi de benim çok yakın arkadaşım. Buradan kendilerine başarılar diliyorum. Özgürlüğün lokomotifi olan avukatların mesleki haklarını ve onurlarını en üste taşıyacaklarına inanıyorum. Yolları açık olsun diyorum. Baromuzun genel kurulunda hepimize hayırlı olmasını diliyorum.